Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Resulallah. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Habiballah. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. Yüce Rabbim her birimizi dostluğuna kabul eylesin. İmanı kamil ile hayatımızı sürdürebilmeyi ve imanımızın zirvede olduğu bir anda emaneti teslim edebilmeyi, cennet bahçesine girer gibi kabre girebilmeyi Rabbim her birimize nasip eylesin. Sevgililer sevgilisi, kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sevgili ümmetinden olabilmeyi, Rabbimizin sevdikleri listesine girebilmeyi, ruz-u mahşerde dostlarla beraber haşrolabilmeyi Rabbim her birimize, anne ve babalarımıza, eş ve çocuklarımıza, damat ve gelinlerimize nasip eylesin. Kaymaktan ve kaydırılmaktan, sapmaktan ve saptırılmaktan, hesabını veremeyeceğimiz yanlış işlere bulaşmaktan Rabbim bizi de, aile bireylerimizi de, komşu ve akrabalarımızı da muhafaza eylesin. Yeryüzünde sıkıntı ve ızdırap içerisinde olan, mazlum yaşamak mecburiyetinde kalan Doğu Türkistan, Myanmar ve bilhassa son günlerde Filistin ve Gazze'deki kardeşlerimize Rabbim imdad eylesin. İçinde bulundukları sıkıntıdan ve zulümden Rabbim bu kardeşlerimizi bir an önce helas eylesin. Onlara zulmeden çocuk, kadın, yaşlı, suçlu, suçsuz demeden, bunları katleden, hunharca katleden, enkazlar altında bırakan, hastaneleri vuran, okulları vuran, binaları devirmek suretiyle o insanları enkazlar altına bırakan, camileri vurmak suretiyle mabetsiz hale getirmeye çalışan ve dünyada utanmak nedir, haya nedir bilmeyen, arsız, hayasız, zulümden başka bir şey bilmeyen, kana doymak bilmeyen Yahudileri ve müttefiklerini Rabbim kahreylesin. Güç ve kuvvetlerini yok eylesin. Rabbim Celle Celaluhu onları mağlup, mahlul, rezil ve rüsva eylesin. Alem-i İslam'a birlik, beraberlik ihsan eylesin. Rabbim gücümüzü ve kuvvetimizi ziyade eylesin. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin izinden yürüyebilmeyi, ruz-u mahşerde onun o güzel şefaatine mazhar olabilmeyi Rabbim yine her birimize nasip eylesin. Kıymetli izleyenlerim, Mişkâtül Mesâbih isimli Hadis-i Şerif kitabımızda sırayla yapmakta olduğumuz dersimizde bir önceki hafta bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Kitab-ı Zekat bölümünde sadaka vermenin faziletiyle alakalı hadis-i şerifleri okuyor idik. وَعَنْ اَب۪ي سَع۪يدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالْ Ebu Sa'id radıyallahu anh Efendimiz der ki, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah'ın elçisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Eyyüme muslimin kese muslimen thevben ala uryin herhangi bir Müslüman açık olan, çıplak olan, bir başka ifadeyle elbiseye ihtiyacı olan bir Müslümanın elbise ihtiyacını giderirse. Kesâhullâhu min hudril cennet. Dünyada
iç çamaşır, atlet, gömlek vesaire benzeri elbiselere ihtiyacı olanın bu ihtiyacını karşılayan bir Müslümana yarın ahirette Allah Celle Celaluhu cennetin o yemyeşil pırıl pırıl elbiselerinden giydirir. Rabbimiz Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde Es-se'idu billah yelbesûne thiyâben hudram min sündüsin. Sündüs ipekten yemyeşil elbise giyerler diyerek cennetteki insanların giyeceği elbiselerden yeşil inci yeşil elbiseler, ipek elbiseler olacağını öğrenmekteyiz. Yani bir insan, bir kadın veya bir erkeğin elbise ihtiyacını giderir, ona bu noktada destek olursa, dünyada ona destek olduğumuz bu konuda Allah bize ahirette karşılık olarak destek olacaktır. Yani bizim cennetteki elbiselerimize bunu mukabil kabul edecektir. Kulum sen ki dünyada ihtiyaç sahibi olan bir kulumun elbise ihtiyacını gördün, ben de senin cennetteki elbise ihtiyacını cennetin kalitesinden göreceğim buyurmuş olur. Hadis-i şerifin devamında ve eyyüme muslimin et'ame muslimen ala cu'in. Bir Müslüman aç kalmış. İhtiyacını karşılayacak, tokluk ihtiyacını karşılayacak imkanı yok. Gazze'deki kardeşlerimize zalimler sularını kesmişler, elektriklerini kesmişler. Her türlü giriş çıkış kapılarını kapatmışlar. Dışarıdan içeriye gıda girişini, ilaç girişini yasakladılar. Yemek bitti ne olacak? İnsanlar gıda ihtiyacını nasıl görecekler? Ama Afrika'da, ama Gazze'de, ama orada, ama burada, çevremizde açlık ihtiyacı olan bir Müslüman kardeşinin bu ihtiyacını bir Müslüman görse اَطْعَمَهُ اللّٰهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ Allah Celle ve Aleyh Hazretleri bunun karşılığında onu cennet nimet meyvelerinden yedirir, doyurur. Burada Cenab-ı Hak Celle Celaluhu cennet yemeklerinden onu doyurur, mukabele eder yerine cennet meyveleri ifadesi geçiyor. Anlıyoruz ki cennette meyveler yemeklerden önde gelmektedir. Efendim gerçekten cennetin meyvelerine aşırı derecede rağbet gerçekleşmiş olacaktır. Veya bir başka ifadeyle şöyle diyebiliriz. Cennetin yemeklerinin en önde gelenlerinden bir kısmı da meyvelerdir. Elbette cennette et yemeği yemeklerin efendisidir şeklinde geçen ifadeler de vardır. Ama cennetin meyveleri cennete yenecek nimetler içerisinde en önde gelenlerden olduğunu bu hadis-i şeriften anlıyoruz. Rabbim her birimizi cennete ilk girenlerle girenlerden eylesin. Oradaki meyvelerden doya doya yiyebilenlerden eylesin. Bir insan cennette ki o meyveleri neyin karşılığında hak etmiş olabilir? Hadis-i şerifimizdeki konuyu söylüyorum. Dünyada bir aç olan kardeşimizi, mümin kardeşimizi doyurursak, kulum sen ki benim aç olan kulumu doyurdun, ben de seni cennetin meyveleriyle doyuracağım diye Cenab-ı Hak ona karşılık vermiş oluyor. وَاَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ضَمَيْنٍ Bir Müslüman susuz, su arıyor, yana yana su arıyor. Sen de su buldun, var suyun, adama su verdin ve böylece onun susuzluğunu giderdin. سَقَاهُ اللّٰهُ مِنَ الرَّح۪يقِ الْمَخْتُومِ Allah Celle Celaluhu رَح۪يقُ الْمَخْتُومِ'den ona içirir. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri Rahikul Mahtum'u anlatmaktadır. Yusqavne min rahikin mahtumin hitamuhu misk ve fî zâlike fel yetenâfesil mütenâfisûn buyurulmaktadır. Yani yusqavne içirilirler min rahikin mahtumin efendim böyle mühürlenmiş orijinal cennet şarabı onlara içirilir. Hitamuhu misk ki onun son tarafı böyle mis gibi kokuyor. Kirli kokusu veya çirkin kokusu yoktur. Tadı da mükemmel mi mükemmel.
İşte o rahikul mahtum dediğimiz lezzetin ta kendisi olan cennet şarabından o insana içirilir. Neyin karşılığında dünyada efendim susuz olan bir kardeşine, din kardeşine destek olarak susuzluğunu giderdiğinden dolayı. Kıymetli izleyenlerim, Allah için yapılan her şeyin mutlaka bir karşılığı vardır. El ceza'u min cinsil amel. Ceza, amel cinsindendir. Bir insana, ihtiyaç sahibi olan bir insana elbise giydiriyorsak, elbise olarak bize yansır. Karnı aç olan bir insanı yediriyorsak, bizim de cennette yiyeceklerimize yansımış olur. Mukabilinde bize cennette yiyecekler verilmiş olur. Eğer bir insanın susuzluğunu giderirsek, ahirette benzeri sıkıntımızı onun karşılığında Cenab-ı Hak âlâ şekilde, en kaliteli şekilde gidermiş olur. وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا Kays'in kızı Fatıma annemiz radıyallahu anha der ki, قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki, inne fil mali lehakkan sive zekati. Şüphesiz bir insanın malında zekat bir haktır. Yani zekat fakirin hakkıdır. Peki bir insanın malında zekatın dışında hak yok mudur? Sadece zekat mıdır borç? İşte Fatıma bin Kays radıyallahu anha annemiz aleyhissalatü vesselam efendimizin bu konuyu farklı değerlendirdiğini bizlere naklediyor. Ve diyor ki aleyhissalatü vesselam efendimiz inne fil mali lehakkan şüphesiz insanın malında hak vardır. Sive zekati zekatın dışında. Yani zekat nasıl fakirin hakkı ise yine başkalarının bizim malımızda hakkı vardır zekatın dışında. Peki buna delil olarak sümme tele şu ayeti kerimeyi okudu. Bakara suresindeki Es-Sa'idu billah Leysel birru en tuvellu vucuhekum qibelel meşriqi vel magribi Leysel birra Leysel birru iki rivayette var ayeti kerimede. Leysel birra en tuvellu vucuhekum qibelel meşriqi vel magribi. Yani birru takva yüzünüzü şark tarafına, doğuya veya batıya çevirmek değildir. Velakinnel birra birru takva. Cenab-ı Hakk'ın değer verdiği sizin yüzünüzü doğuya çevirdiniz, batıya çevirdiniz. Bu değildir Cenab-ı Hakk'ın değer verdiği. Cenab-ı Hak neye değer verir? Velakinnel birra men amene billahi vel yevmil ahir. Sizin Allah'a ve ahiret gününe iman etmenize Cenab-ı Hak değer verir. Adam Allah'a ve ahiret gününe iman etmedikten sonra yüzünü nereye çevirirse çevirsin hiçbir işe yaramaz. Vel melaiketi meleklere inanmanıza Cenab-ı Hak değer verir. Vel kitabi ve nebiyyin kitap ve peygamberlere iman etmenize Cenab-ı Hak değer verir. Ve atel male ala hubbihi bir de sevdiğiniz halde, malı sevdiğiniz halde o malı vermenize Cenab-ı Hak değer verir. Ve vil kurba yakınlarınıza, vel yetama yetimlere, vel mesakin miskinlere, ve ibn-i sebili yolculara, ve sailine ihtiyaç sahibi olup isteyenlere, ve firrikabi azat olmak için, kölelikten azat için bekleyen kölelere, bunlara efendim malından vermeyi Cenab-ı Hak sever, birru takva kabul eder. Bir de vakamas salate ve ate zeka namazını dosdoğru kılan zekatını veren kişilerin bu tavır ve davranışlarını iyi tavır ve davranış olarak kabul eder Allah Celle Celaluhu. Şimdi kıymetli izleyenlerim bu ayeti kerimede birçok madde sıralanıyor. Bu sıralanan maddelerin en sonunda zekatını veren kişi diyor. Halbuki zekattan önce malını yakınlarına, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara ve ihtiyacı olup dilenenlere ve azat olmak için sırada bekleyen kölelere verenler dedikten sonra zekatı zikrediyor. Demek ki bir insanın malında sadece zekat değildir hak olan, zekatın dışında da hak vardır. Mesela şöyle söyleyelim, Maun suresi vardır. Erayetellezî yükezzibu biddîn fezâlikellezî yedû'ul yetîm. Bu surenin sonunda
فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ O ve يَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ kısmı surenin adını, sure adını buradan almış oluyor. Ne demek ve يَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ Cenab-ı Hak bir kısım insanları kötülüyor, veyl olsun onlara diyor, namazında hassas olmayanlardan bahsediyor. Bir de ma'unu men edenler. Ne demek ma'un? Böyle komşular arasında, dostlar arasında alınıp verilmesi kolay olan şeyleri vermekten cimriliği sebebiyle imtina eden kişilere Cenab-ı Hak veyl olsun diyor. Mesela diyelim ki bizim demliğimiz vardır. Komşunun misafirler geldi, demliğe ihtiyacı var. Bizden demlik istiyor, vermiyoruz ona. Veya tencereye ihtiyacı var, vermiyoruz ona. Halbuki tencereyi alacak, yemek pişirecek, tekrar geri verecek. Tencereyi kökünden istemiyor adam. Bıçağa ihtiyacı var. Yani komşular arasında olabilecek, alınıp verilebilecek. Bugün ben ona veririm, yarın ondan ben alırım. Yani bu komşular arasında komşunun külüne ihtiyacı var buyurulmuştur. Dolayısıyla böyle kullanılması kolay olan, komşuların da birbirine muhtaç olabileceği konularda yardım ve destek olmaya bir hak olarak, komşuluk hakkı olarak kabul edilmektedir. Buradaki hadis-i şerifte de yani bir insanın malında sadece zekat hakkı yoktur. Sonuçta adam tencereni istemiştir. Vermezsen niye vermedin? Gerekçene. Gerçekten o tencere o saatte sana lazım idi. Bundan dolayı vermediysen amenna ve sadakna. Ama başka tencerelerin de var. Niye vermedin? Ya çizerse, ya şu olursa, ya bu olursa deyip yani alsın gitsin kendisi tencere alsın. Yani komşuluk ilişkilerinde cimrice davranmak, bir tencereyi emaneten, bir tabağı emaneten vermekten istinkâf etmeyi Kur'an-ı Kerim'de reddediyor. Hadis-i şeriflerde bunun doğru olmadığını ifade etmiş oluyor. Demek ki bir insanın malında sadece zekat değildir hak olan. Gerçekten ihtiyacı olan bir insan geldi, bir şey istiyor senden. Darda kalmış dürüst bir insan borç istiyor senden ve senin de buna borç verme imkanı var. Kullandığım ifadeleri dikkatli ve bilinçli kullanıyorum. Dürüst olan bir insan, güvenilir insan geliyor senden belli bir süreliğine altından senin kalkabileceğin bir borç istiyor. Kalkıp buna verme imkanı olduğu halde ne olur ne olmaz deyip bildiğin bir şey yok, hilafına bir delilin yok, adamın güvenilir olduğunu bildiğin halde ya başımın çaresine ben sonradan bakmakla karşı karşıya kalmayayım. Gitsin başkasının da başının çaresine baksın. Ben yorulmayayım deyip bu borç verme sevabından kendini mahrum etmek demektir ki bu doğru değildir. Adam dileniyor. Gerçekten açlıktan dolayı, yokluktan dolayı dileniyorsa bunu da biliyorsa buna yardımcı olman lazım. Benim bu sene zekatım bitti. Zekatım bitebilir. Ama servetim bitmedi yani. İnsan zekatın dışında vermez mi? Zekat 1/40'dır. Sen istediğin kadar ver, 40'ta 2 verirsin, 3 verirsin, 4 verirsin, 5 verirsin. Bir kardeşimizi yurt dışında ziyaret ettiğimde dedi ki hocam ben sizin bir sohbetinizi dinlemiştim. O sohbette geçmiş ümmetlerden birisinin zamanında kıtlık, kuraklık vardı. Adam yolda giderken bir parça bulut zuhur etti. O da bulutun gölgesinden istifade edeyim diye altından giderken bir ses duydu. Ey bulut! Yağmurunu falanca kişinin bahçesine döküver. Sağa bakmış, sola bakmış, kimse yok. Allah Allah, neyin nesiydi bu? Ben bu bulutu takip edeceğim. Suyu nereye boşalttığına bakacağım demiş. Sahih kaynaklarda zikredilen bu hadis-i şerifte adam bulutu takip ediyor. Bulutu takip ediyor. Bulut böyle bir kayalığın içerisinde suyunu döküyor. O kayalığın içerisinde yağan bulutun yağmuru böyle harpla aşağı doğru belli bir noktaya doğru gidiyor. Belli bir noktaya doğru giden yağmur bu suyu takip etmiş. Gitmiş bakmış ileride bir bahçeye bu su gidiyor. Bahçenin içerisinde de adamın birisi küreyle beraber gelen suyu sağa sola bahçeye çeviriyor. Bunu gören adam bahçe sahibine sorar senin adın nedir diye. Adam da adını söyler. Adam adını söyledikten sonra vallahi sen çok mükemmel bir insansın. Söyle bana Allah nezdinde ne yaptın ki
Cenab-ı Hak sana böyle muamele yaptı. Hayırdır dedi. Ben dedi bu yolda gelirken bulutun gölgesinden istifade edeyim diye bulutu takip ettim. Bir ses geldi, falanca kişinin bahçesine yağmurunu akıt diye. O falanca kişi ismini zikrettiği, duyduğum o isim işte senin ismin ta kendisi. Yani senin bahçen için Allah bu bulutu gönderdi. Onun için sen bana Allah nezdinde bu dereceyi özellikle sana bulut göndermesini sağlayacak ne yaptın ki? Hangi dostluğu Mevla ile kurdun ki? O adam demişti ki benim çok farklı bir şeyim yoktur. Bu tarladan elde ettim hasılatın. Üçte birisini fakir fukaraya veririm. Üçte birisini çoluğuma çocuğuma harcarım. Üçte birisini de önümüzdeki sene sermaye olarak harcarım. Saklarım. Ben her sene böyle yaparım. İşte üçte birini Allah için dağıtmış olması, üçte birini de kendi ve çocukların ihtiyacı için kullanmış olması, üçte birisini de ana sermaye olarak saklamış olması sebebiyle Cenab-ı Hak ona özel bulut gönderiyor. Ben bunu bir sohbete anlattıktan sonra yurt dışına gittiğimde bir kardeşimiz, hocam ben sizin bu sohbetinizi dinledikten sonra ben de karar aldım kendi kendime, servetimi üçe böleceğim, üçte birini Allah yolunda harcayacağım. Geride kalan üçte birini de kendi ihtiyaçlarım için üçte birini de ana sermaye olarak saklayacağıma karar verdim demişti. Peki bir sonraki hadis-i şerife geçelim. Ve an behiyyete veya ve an buheysete. Evet. Ve an buheysete an ebiha radıyallahu anha. Buheyse radıyallahu anha babasından duyduğu bir hadisi şerifi kâlet kâle ya Resulallah. Bu Buheyse annemiz diyor ki benim babam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki ey Allah'ın Resulü meşşeyü lezî lâ yehillü men'uhu, men edilmesi uygun olmayan şey nedir? Men edilmesi uygun olmayan şey nedir? İlla yapılması yakışır. Yapılmaması uygun değildir. Men edilmesi uygun değildir. Bu nedir diye sorduğunda kâle elma, su buyurdu. Yani bir insanın bağından bahçesinden su çıkıyor. İnsanların da su ihtiyacı var. Bunların su ihtiyacı varsa bu insanda da kendi ihtiyacını gördükten sonraki suyu engelleyemez. Engellememelidir. Engellemesi uygun değildir. Soru ellezî lâ yehillü men'uhu, men'i engellenmesi helal olmayan yani uygun olmayan manasında. Uygun olmayan şey nedir? Kâle elma. Demek ki su tabii bir ihtiyaçtır. Hem bitkilerin suya ihtiyacı var, hem insanların hem canlıların ihtiyacı var. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّنْ. Her hayat sahibi olan şey sudan dirilmiştir. Su hayat kaynağıdır ve Allah'ın rahmetidir. Dolayısıyla bir başkasını bizim ihtiyacımızı gördükten sonra bir başkasını sudan men etmek, engellemek uygun değildir. Kale ya Nebiyyallah, adam cevaba doymadı. Daha şeyler öğrenmeye çalışıyor. Dedi ki ey Allah'ın Resulü meşşeyü lezî lâ yehillü men'uhu, ikinci olarak men'i uygun olmayan, yakışmayan, doğru olmayan biri su dedin, başka ne vardır diye sordu. Kale el milhu, tuz dedi. Şimdi demek ki tuz da nedir? Temel ihtiyaç maddelerindendir. Su nasıl ihtiyaç maddelerindense tuz da ihtiyaç maddelerindendir. Yani bir insan komşusu kendisinden tuz istemiştir. Tuzu vardır, vermelidir. Tuz da temel ihtiyaçlardan olması münasebetiyle aynen su gibi men'e uygun değildir. Engellenmesi, verilmemesi uygun değildir. Kale ya Nebiyyallah, ey Allah'ın peygamberi, tamam su engellenmemeli, tuz engellenmemeli. Meşşeyü lezî lâ yehillü men'uhu. Bir üçüncüsünü sorsam, böyle ehemmiyet arz eden, engellenmesi doğru olmayan ne vardır diye sorsam, kale en tef'alel hayra hayrun leke. Şimdi sana umumi bir cevap vereyim diyor. Yani en tef'alel hayra, hayırlı ne iş varsa, hayrun leke, onları gerçekleştirmek senin için hayırdır. Hayırdan vazgeçmeyeceksin, hayır engellemeyeceksin, şerre bulaşmayacaksın. Femen ya'mel mithqale zerratin hayran yara,
وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Yani mümin hayır kapısında motor olur, şerre fren olur dedi büyüklerimiz. Onun için su mu engellemeyeceksin, efendim tuz mu engellemeyeceksin, hayırlı bir iş mi engellemeyeceksin, hayıra kapı motor olmak lazım, şerre de fren olmak lazım. Ebu Davud'un rivayet etmiş olduğu bu hadis-i şerifte ihtiyaç olan su konusunda hassas davranmak gerektiğini, tuz konusunda da hassas davranmak gerektiğini, bir üçüncüsü de hayırlı işleri gerçekleştirmekte hassas olmak gerektiğini anlamaktayız kıymetli izleyenler. Bir sonraki hadis-i şerifimiz ve an Cabir'in radıyallahu anh. Hazreti Cabir radıyallahu anh Efendimiz'den rivayet edildiğine göre قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuşlardır. مَنْ اَحْيَا اَرْضًا مَيْتَةً. Bir insan ihya etse, ardan bir arazi, meyteten ölü bir arazi ihya etse. Ölü arazi işlenmemiş, hudayi nabit işte meradan çıkar otlar vardır. Ne yapıyor? Bir insan gidiyor orasını nadas yapıyor, kazıyor, gübreliyor. Ondan sonra orasını ihya ediyor. Ağaçsa ağaç dikiyor. Efendim meyve ise meyve dikiyor. Sebze ise sebze dikiyor. Kısacası o bomboş duran arazi ihya olmuş oldu. Buna ihya-ül mevat da deniyor. Yani ölü arazileri canlandırmak demektir. Orada münasip olan ağaçları, meyveleri, sebzeleri dikmek suretiyle verimli, münbit hale getirmeye ihya-ül mevat deniyor. Men ahya ardan meyteten, böylesine ölü bir yeri, terk edilmiş bir yeri ne yapmıştır? Ekini açmıştır, tarla haline getirmiştir, meyvesini, sebzesini dikmiştir veya tarlayı iyi değerlendirmiştir. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, felehu fiha ecrun. O ölü araziyi diriltti ya, sonuçta buradan ağaçlar meydana gelecek, çiçekler meydana gelecek, bitkiler meydana gelecek, kuşlar istifade edecek, kargalar istifade edecek, karıncalar istifade edecek, belki fareler istifade edecek, böcekler istifade edecek, edecek de edecek. Yani her canlının oradan istifadesi bunun için bir sadaka kabul edilmiştir. Ne diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz? فَلَهُ فِيهَا اَجْرٌ Ahirette ecrini alacaktır. وَمَا اَكَلَتِ الْعَوَافِي اَبِ الْعَافِيَةُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَكَةٌ. Hayvanların, canlıların oradan yediklerinin her birisi onun için bir sadakadır diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Demek ki biz bir buğday tarlasına buğday ektik, arpa tarlasına arpa ektik, nohut tarlasına nohut ektik. Efendim ağaç, meyve ağacı diktik. Sonuçta ağaçlar, meyveler, sebzeler yetişti. Bundan canlı, cansız ne kadar istifade eden varsa bu istifadeler hepsi bizim, yani o tarlayı gerçekleştiren, emeği olan insanlara sadaka olarak geçmektedir. Yani bizim diktiğimiz ağacın dalına kuş konuyorsa bize sadaka olarak intikal ediyor. Bizim tarladan kuş yiyorsa bize sadaka olarak intikal ediyor. Dolayısıyla bir insan hep cebinden vermesi, sadaka için hep cebinden vermesi şart değildir. Ölü bir araziyi diriltmek suretiyle efendim böyle bir sadaka hayvanlara, canlılara bağışlamış olabilir mi? Elbette olabilir. Şimdi bir anekdot olarak söyleyeyim. Bir insanın yedikten sonra, affedersin, doyduktan sonra yemek yemesi günahtır, haramdır. Peki bir insan doyduğu halde tatlı yemek vardır, canı da istiyor, yiyecekse haramda nasıl kurtulabilir? Bunun da iki yolu vardır. Birincisi, bir evde misafirdir. Ev sahibi de bunun yemek yemesini, daha da yemesini çok arzu ediyor. Yemek yemediği zaman üzüleceğini biliyor. Misafirin, ev sahibinin hatırı için, ev sahibi benim yememi istiyor, yemezsem rahatsız olur. Ev sahibinin hatırı için biraz daha fazla yiyeyim derse, bir mümin kardeşinin gönlünü almak için biraz fazla yemek haram olmaz. Bu birinci şıkkıdır. İkinci şıkkı, yine misafirlikte bir insan ev sahibidir. Biraz önce misafir yemezse ev sahibi rahatsız oluyordu.
Şimdi ev sahibi doydu ama misafirin doymadığını görüyor. Eğer ev sahibi kaşığı bırakacak olsa, doydum deyip çekilecek olsa misafir utanacak. Bu sefer yiyemeyecek. Şimdi misafir utanıp yemeği bırakmasındansa ben de yer gibi olayım, biraz daha yiyeyim derse ev sahibi burada haram işlemiş olmaz doyduğu halde yemekten. Çünkü niyeti halistir burada. Misafiri utanıp bırakmasın diye kendisi yer yapıyor, yiyor veya yer gibi yapıyor. Rahmetli Ehsan Efendi hocamız burayı anlattıktan sonra derdi ki anlaşılan odur ki çok yemenin çaresi bulunmuştur. Sevdiğin yemeklere sofraya gelince çok yemenin çaresi bulunmuştur. Ya ev sahibi olursun misafir mahcup olmasın diye misafirin hatırı için yersin. Veya misafir olursun ev sahibinin gönlü kırılmasın diye fazla yersin. Bunların hiçbirisi günah olmaz. Öyleyse ne yapmak lazım derdi. İşin esprisini burada patlatırdı. Cömert olanlar misafir evlerine getirsinler. Misafire ikram ettikçe onlar da mutlu olacaklardır. O zaman doyduktan sonra hala yiyorsa misafirin hatırı için yiyor, günaha girmiş olmaz. Cimri olanlar misafir gitsinler başkasına. Misafir gittikleri yerde efendim doydukları halde biraz daha yiyebilirim ev sahibi üzülür yemesem diye. Yani doyduktan sonra yemenin iki yolu var. Cömert olanlar bir tanesini seçer, cimri olanlar öbürünü seçer diyordu rahmetli hocamız. Şimdi okuduğumuz hadis-i şerifte bir insan hani para vererek sadaka vermek herkese kolay gelmez. Ama ölü bir araziyi dirilttik. Dirilttik derken yani onu işte bitkisiyle, meyvesiyle, sebzesiyle canlı hale getirdik. Bomboş duruyordu. O boş duran araziyi değerlendirmiş olduk. Kuşun gelmesi, karıncanın gelmesi, efendim serçenin gelmesi, canlıların istifade etmesi, o bağ, ölü bahçe araziyi dirilten insan için bir fazilet, bir ücret vesilesidir kıymetli izleyenlerim. وَمَا اَكَلَتِ الْعَافِيَةِ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ. Hayvanların, böceklerin o ölü araziyi ihya etmişti ya, oradan, ağaçlardan, meyvelerden, bitkilerden ne yerlerse bu onun için, orasını ihya eden kişi için bir sadaka kabul edilmiştir. وعن البراء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Hazreti Bera radıyallahu anh efendimizden rivayet edildiğine göre قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz صلى الله عليه وسلم şöyle buyurmuşlardır. من منح منحة لبن أو ورق اَوْ هَدَى شُقَاقًا كَانَ لَهُ مِثْلَ عِتْقِ رَغَبَةٍ. Evet, bir insan süt menhesi yapıyor. Neydi süt menhesi? Geride de geçmişti. Komşusuna al diyor şu koyun, bir hafta sende kalsın diyor. Sütünden istifade et, değerlendir diyor. Veyahut da bu deve bir hafta sende kalsın diyor. Veya 10 gün sende kalsın, bu yaz sende kalsın diyor. Yani sütü sahibi ona vermektense al koyunu sağarsın sütünü. Her gün benimle hani yüz göz olup yüzünü işe yapmana gerek yok. Al bu koyun senin olsun, bir hafta sende kalsın. Bir hafta bunu sağarsın yersin. Al bu keçi sende kalsın. Buna menhetü lebenin deniyor. Bu Araplarda alışılmış bir ikram şekliydi. Bir insan böyle bir süt ikramında bulunmuş olsa veyahut da evverikin verkin veyahut da ne yapmıştır? Gümüş, altın neyse borç vermiştir. Adamın ihtiyacını görmüştür. Evheda zukakan, hatta adam adresi kaybetmiş. Adres bulamıyor. Bu insana yardımcı oluyor. Adresi buluyor. Gösteriyor kendisine. Kâne lehu misle itkı rakabetin. Şimdi o adresi bulamayan insan elinden tutup ona adresi göstermek veya bir insanın ihtiyacı var ona altın gümüş borç vermek veyahut da bir insanın efendim süte ihtiyacı var, bunu başkalarını da kıyaslayabilirsiniz, kendisine muhtaç olduğu şey neyse o konuda ona destek olmak evheda zukakan kâne lehum misle itkı rakabetin. Sanki bir köle azat etmiş olan insan nasıl sevap kazanırsa bu insan da öylesine sevap kazanmış oluyor. Yani kısacası Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin ihtiyaç sahibi olan kullarından bir kulunun ihtiyacını gidermek
Hele bir de burada bir de ulvi duygu vardır. Yani ben şimdi her gün süt versem ezilebilir benim karşıma. Ama al sana koyunu dediğim zaman sözü sağır yer. Sonuçta koyunu bana teslim eder. Burada ne vardır? Daha karşıki tarafın onurunun hesabı vardır. Bu da güzel bir duygudur. Bundan dolayıdır ki bazı rivayetlerde borç vermek mi daha faziletlidir yoksa sadaka vermek mi daha faziletlidir? Borç vermek daha faziletli olduğunu söyleyenler. Hatta nispet olarak cennetin kapısında bu konuda yazılan bir yazıdan bahsedilir. Sadakanın borç vermekten daha faziletli olmadığını, borç vermenin sadakadan daha faziletli olduğunu ifade eden hadis-i şerifler vardır. Neden öyle? Çünkü borç verdiğin zaman adam parayı geriye vereceğinden dolayı. Yani çok fazla boynunu bükmesine gerek yok. Aldığını verecektir geriye. Ama sadaka olarak verdiğin zaman adam seni karşında ezilebilir. Ezilebilecek bir manzaradan daha iyidir ezilmeyeceği bir manzara. Onun için borç vermek sadaka vermekten daha faziletli olmuş oluyor. Burada da hayvanı veriyor. Koyunu veriyor, keçiyi veriyor veya sığırı veriyor veya mandayı veriyor. Al bir ay sende kalsın. İşte yaz saatinde sende kalsın. Burada kaldığın sürece sende kalsın. Diyor. Bütün bunları yapmak neye benzer diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz? Bütün bunları yapmak sanki bir köle azat edip insanı hürriyetine kavuşturmaya benzer diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Kıymetli izleyenlerim, bir sonraki hadis-i şerifimizde ve an Ebi Cüreyyin Cabir İbni Süleymin radıyallahu anh kâle eteytül medinete bu Ebu Cüreyy Cabir İbni Süleym radıyallahu anh Efendimiz diyor ki ben Medine'ye geldim. Faraytu, tabi bilmiyorum Medine'de ne var ne yok. İman etmiş değilim henüz. Faraytu racülen yasdurun nâsü an râihî. Baktım adamın birisi var, herkes ona fikir tanışıyor. O ne derse onun sözünü dinliyorlar. O toplumda çok değerli bir insan olduğunu anladım. Lâ yekûlu şeyen illâ sadaru anhu. Yani ne söylerse illa ondan fikir alıyorlar. O ne derse onu yapıyorlar. Sarsılmaz bir güvene sahip. Kultu min hâdâ kim bu diye sorduğumda kâlu hâdâ Resûlullah dediler ki bu Allah'ın Resûlü elçisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kâle diyor ki kultu aleyke selam ya Resûlallah. Ben de gittim kendisine aleyke selam ya Resûlallah dedim. Merraten iki defa söyledim. Kâle lâ tekûl aleyke selam. Efendimiz selamın şekli öyle değildir. Aleykesselam değildir. Aleykesselam tahiyyetül meyyiti. O ölülerin tahiyyesidir. Yani ölülere verilecek olan selam tipidir. Hayatta olanlara verilecek selam tipi değildir. Kul esselamu aleyke. Demek ki o ne demişti? Aleykesselam demişti. Ne demesi lazım? Esselamu aleyke veya esselamu aleykum demesi lazım. Kultu ben de kendisine dedim ki ente Resulullah, sen Allah'ın elçisi misin? Fekale ene Resulullah, doğru ben Allah'ın elçisiyim dedi. Ellezî asâbeke, in asâbeke durrun fedaavtehu keşefehu anki. O Allah'ın elçisiyim ki, başına bir bela geldiğinde, kendisine yalvardığın zaman o belayı senden kaldırabilecek olan Allah'ın elçisiyim. İki ve in asâbeke âmü senetin, bir kuraklık, kıtlık senesine karşılaşsan fedaavtehu enbeteha leke. O Allah'a yalvardığın zaman Allah Celle ve Aleyh Hazretleri o kuraklık felaketini giderir, meyveleri, sebzeleri yetiştirir. Ve izâ künte bi ardı gafrin. Yani susuz bir yerde olduğun zaman, ev felatin veya bir çölde olduğun zaman فَظَلَّتْ رَاحِلَتُكَ فَدَعَوْتَهُ رَدَّهَا عَلَيْكَ. Böyle bir çölde deven kaybolsa, Cenab-ı Hakk'a yalvarsan, o deveyi sana kim reddediyorsa, işte Rabbin otur. Kultu dedim ki, ben işte o Allah'ın elçisiyim diyor yani. Kultu dedim ki, اِعْهَدْ اِلَيَّ. Bana tavsiyede bulun. Senin sözlerin beni çok etkiledi. Bana tavsiyede bulun. Neyi tavsiye edersin? Kale dedi ki la tesubbenne ahaden. Kimseye küfretmeyeceksin dedi. Şimdi burada Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den tavsiye isteyen kişiye
kimseye küfretmeyeceksin dedi. Anlaşılan olur ki buna benzer Efendimiz'den tavsiye isteyenlere farklı farklı tavsiyelerde bulunmuştur. Bir tanesi tavsiyede bulun deyince gazap etme, sinirlenme, sinirine malik ol demiştir. Demek ki o insanın ona ihtiyacı vardı, bu insanın da buna ihtiyacı var. Kıymetli izleyenlerin bazı insanların ağzı küfre alışır. Küfretmeye alışır, çirkin sözler söylemeye alışmış olur. O alışkanlık olunca ağzından çıkan o çirkin sözün çirkinliğini fark etmez. Niye fark etmez? Alışkanlık olmuş. Memleketimizin değişik bölgelerinde örf olarak yetişmiş, yerleşmiş bir takım küfürler, galiz ifadeler var. Alışıldığından dolayı söylenmesi çok rahat, kimse onun manasını düşünmeden söylüyor ve karşıki tarafta onun manasına değer vermiyor. Sadece bir hakaret olarak kabul ediyor veya bir baskı olarak kabul ediyor. Diyor ki, la tesubbenne ahaden, sakın kimseye sövmeyeceksin diyor. Kötü söz söylemeyeceksin. Cenab-ı Hak bütün ölülerimize rahmet eylesin. Rahmetli babamdan dinlemiştim. Adamın bir tanesi, affedersiniz, merkebiyle işlerini yürütüyor, yüklerini taşıyor. Ama küfre çok alıştığından dolayı merkebinin ağzına, burnuna küfrediyor. Yaramazlık yaptığı zaman, onun istediği gibi yürümediği zaman. Bu insan hacca gitmiş. Hacca gidince çok zor şartlarda da hacca gitmiş o zaman. Hacca gidince de görevli hoca efendi durmadan hacı efendilere bakın. Hacca gelmek kolay değildir. Bir sürü para masraf ettiniz. Bir sürü zahmet çektiniz. Eğer siz buradan döndükten sonra küfür müfür yaparsanız hacciniz gider. Dolayısıyla aman ağzınıza her şeyinize malik olacaksınız der. Bu zat da Allah Allah eğer küfürle hac giderse benim haccımın korunması çok zor diye kara kara düşünür. Neticede kesin karar verir. Bu haccı kaybetmektense artık biz küfürden vazgeçelim der. Memleketine gelir. Affedersin merkebiyle yine hayatını o merkebi çalıştırarak, yük yükleyerek sürdürmeye devam eder. Bir gün şeker un yükler. Yolda giderken hava bulutlanır. Efendim şimşekler çakmaya başlar. Merkep de inadı tutar yavaş yavaş. Gitmeye çalışır. Şimdi sahibi telaşlanır. Yağmur yağdı, yağacak. Şeker ve un çuvallar ıslanacak. Affedersin merkebe yapıştırıyor. Bir tane yapıştırıyor, bir tane daha yapıştırıyor ki hani biraz daha hızlı gitsin. Arzu ettiği hızı yakalayamayınca akla şimdi merkebine alıştığı küfürler geldi. Fakat o haçtaki hoca efendi küfrederseniz hacciniz gider dediği için böyle derin derin nefes almış. Ondan sonra affedersiniz merkebin kafasını kucağına almış. Ah benim gözümün nuru, sen benim bir tanemsin, ne olursun biraz hızlı git. Üzerinde un var, şeker var, ne olursun biraz hızlı git dedikten sonra aslında ben sana ne demek istediğimi biliyorsun ama haccımı bozmamak için ben ancak bu kadar söyleyebilirim sana diyerek efendim küfür yerine bu cümleleri söylemiş. Ben ne demek istediğimi sen anlıyorsun demiş. Şimdi insan küfre alışırsa ağzı ne dediğinin farkında değildir. Çirkin sözleri söylemiş olur. Karşıki taraf hele hele onu tanımayanlar, bilmeyenler sözlerinden ciddi manada alınmış olurlar. قَالَ فَمَا سَبَبْتُ بَعْدَهُ حُرًّا وَلَا عَبْدًا وَلَا بَعِيرًا وَلَا شَاتًا Ravi diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana bunu söyledikten sonra ne bir köleye, ne bir hür insana, ne bir hayvana, ne bir koyuna asla küfretmedim. قَالَ وَلَا تَحْقِرَنَّ شَيْءٍ مِنَ الْمَعْرُوفِ İyilik dediğin şeylerden hiçbirisini küçümseme. Ya bir yarım hurma bile güzeldir yani. Sonuçta iyiliktir yani. وَاَنْ تُكَلِّمَ اَخَاكَ وَاَنْتَ مُنْبَسِطٌ اِلَيْكَ وَجْهُكَ Bir de mümin kardeşinle konuşurken böyle güler yüzlü ol. Asık suratlı olma. Efendim buna dikkat et. وَارْفَعْ اِزَارَكَ اِلَى نِصْفِ السَّاقِ Yani izarını, pantolonunu veya şalvarını ayağın ta dibine kadar değil de o diz kapağıyla şeyin arasında olsun. Uzun olmasın yani. Fein ebeyte fe ilel kabeyn. İlla biraz uzun olsun dersen topuklara kadar olabilir. Ve iyyake ve isbal el izar. Topuklardan aşağı ayak şalvarın veya pantolonun yerlere ayakkabının altına girecek şekilde uzun olmasından sakın. Fe inneha minel mahileti. Bu kibir ve gururdandır.
Buna benzer hadis-i şerifler vardır kıymetli izleyenlerim. Anlıyoruz ki o toplumda kibirli ve gururlu olanlar elbiseleri ayaklarının altına varacak kadar uzun olarak kullanılırdı. Bu bir kibir alameti olarak kabul edilirdi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de bu konuda özel ikazda bulunmuştur. Ve inim ruhun şetemeke ve ayyareke bima ya'lemu fik. Sende olan bir kusuru bilen birisi seni aleyhinde konuşur ve seni ayıplarsa فَلَا تُعَيِّرْهُ بِمَا تَعْلَمُ ف۪يهِ Sen de ondan intikam alarak, sen de ondaki ayıpları, kusurları söyleyerek onu rezil etmeye çalışma. Sana yaptığı kötülüğü sen ona iyilikle mukabele eyle demiştir aleyhissalatü vesselam Efendimiz. فَاِنَّمَا وَبَالٌ ذَٰلِكَ عَلَيْهِ Yani sendeki bir takım ayıpları zikredip seni ayıplaması onun için bir ardır, bir vebaldir. Sen aynı vebale girme diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona tavsiyede bulunmuş oldu. Kıymetli izleyenlerim, bir dersimizin sonuna geldik. Yüce Rabbim okuduğumuz, dinlediğimiz bu hadis-i şeriflerden alınması gereken dersi almaya her birimizi muvaffak eylesin. Yeryüzünde sıkıntı ve ızdırap içerisinde olan bütün kardeşlerimize, öyle özellikle Filistin ve Gazze'deki kardeşlerimize yardım eylesin. Yüce Rabbim hastalarımıza ve hastalıklarımıza acil şifalar ikram eylesin. Muhtaç olduğumuz iyilikleri ve güzellikleri her birimize ihsan eylesin diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.